olan kahramanca ölmek değil, kahramanca yaşamaktır. Bunu bir ülkücünün Mamak zindanlarından köydeki garip anasına gönderdiği şu mektupta daha iyi anlayacağız. Diyor ki: mektubuma başlamadan en önce hepinize selam ederim ana. Evlat değil size yük oldum anca, hakkınızı nasıl öderim ana? Devletim hainle beni bir tuttu, Mamak A blokta bir kolum gitti. 30 yıl verdiler, işkence bitti, şimdi sizlersiniz kederim ana. Vatanıma Moskov gelmesin dedim, milletim bir Afgan olmasın dedim. 30 yılı işte bu yüzden yedim, böyleymiş benim kaderim ana. Ana bana oku subay ol derdim, nasip değilmiş bak sen de gördün. Af falan çıkar da dönersem bir gün, köyde davarları güderim ana. Dün gece rüyamda bilmem ne içti, bostandaki gölün suları taştı. Babam da bir beyaz ata binmişti, nasıl, sıhhatte mi pederim ana? Nişanlımın demek kesildi sözü, ne yapalım ana, bu imiş yazı. 30 yıl bekler mi hiç elin kızı, kız tarafı haklı, ne derim ana? Dünya ahiret artık olsun kardeşim, kız ile avratla kalmadı işim. Bir yüce davaya gönül vermişim, böyle geldim böyle giderim ana. Arifim, dileğim tek şudur haktan, selamınız gelsin yeter uzaktan. Salsalar da beni çıkmam Mamak'tan, içeride yatarken liderim ana, içeride yatarken liderim ana.